Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz çiçek çalışmasını yapacağız. Bakın şöyle çok hoş bir görüntüsü var. En kalın iple ördüğüm bu çiçeğimiz. Biraz daha ince iple de kırmızı renkli çiçeğimizi çalıştım ve en ince olan ipimizde de şöyle pembe bir çiçek yaptım ki hepsinin duruşunu görmenizi istedim. Hazırsak eğer hemen yapımına geçebiliriz. Yine ben şimdi şöyle 4 numara tığ ile orta kalınlıkta bir iple 5 tane zincir çekiyorum. Hemen bir halka oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkamızın içerisine 16 tane. Şimdi bakın şu zincirle birlikte ilkini yaptım. Bir oldu. 16 tane sık iğne yapıyoruz. Üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. Şöyle sıkıştıralım. Sizler bunu sihirli halka içerisinde de yapabilirsiniz. 11, 12, 15 ve 16. sık iğnemiz. Şöyle düzeltelim. Ve en baştaki sık iğnemizin içerisinden batarak kilitliyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Bir tane hemen yanındaki sık iğnemizi atlayıp onun yanındakinin içerisine bir ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz, bir tane atlıyoruz, hemen yanındakine bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 8 tane boşluğumuz olacak. 1, 2, bir tane atladık, hemen yanındakinin üzerine bir ikili trabzan yaptık. Evet, sıra sonunda 8 tane kutucuğumuz oluştu. Baştaki 3. zincirin içerisine batarak bağladım. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 3 ve 4. İlk trabzanımızın tepesine bir sık iğne ile bağlıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve motifimizi çeviriyoruz. Hemen 4 zincir boşluğumuzun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar motifimizi ön yüze çeviriyoruz. Şimdi şurada aşağıdaki, bakın şuradaki trabzanın içerisine 5 tane ikili trabzan daha yapacağız. Hiç zincir çekmeden atlıyoruz. Şimdi ben motifimi şu şekilde katlıyorum. Direkt oraya devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5.
Bakın buradan buraya atladım ve trabzanın üzerine yaptım. Şimdi şuradaki ilk zincirimizi bağladığımız noktaya bu şekilde sık iğne ile bağlıyoruz. İlk yaprağımız oluştu. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyoruz. Ve yine hemen sırada gelen trabzanımızın üzerine sık iğne ile bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Motifimizi çeviriyoruz. Tekrar 4 zincir boşluğumuzun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar ön yüze çeviriyorum. Şimdi şu alttaki trabzanımızın üzerine şu şekilde katlıyorum. Bakın. Şöyle. Tekrar buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Ve 5. Aynı şekilde zaten kendiliğinden kıvrılıyor arkadaşlar çiçek. Aynı şekilde şöyle açayım. Bakın. Burası burada kaldı. Ördüğümüz trabzanın üzerine ördüğümüz yer. Ve bağlayacağımız nokta da burası. Hemen bir, iki, üç ve dört. Bir zincir ve tersine çeviriyoruz. 5 tane ikili trabzan. Tekrar ön yüze çevirdik. Şuradaki trabzanımızın üzerine katlıyorum. Şöyle altından tığımı geçirerek 5 trabzan da buraya yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar düzeltiyorum motifimi. Şuradaki noktaya sık iğne ile bağlıyorum. Evet, sonuna kadar kutucuklarımıza bu şekilde çiçeğimizin yapraklarını yapıyoruz. Ve sonuncusunu birlikte yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sonuncu boşluğumuzun içerisine yine aynı şekilde yaptım. Ve burada bakın ilk yaptığımız yaprağımız olduğu için burada batması biraz zor olabiliyor. Birleştirme noktamız yine burada. Oradan batarak yine bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekelim. İpini de birazcık uzun bırakalım dikmek için.
ya da kullanabilirsiniz ya da bu şekilde şöyle ortadan da dikebilirsiniz herhangi bir yere. Şöyle düzeltelim. Çünkü elimizde örerken çok hoş oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.